أراد علي أن يسافر إلى أمريكا لدراسة الهندسة، فذهب معه صديقه أحمد إلى المطار. وهناك توجه إلى بهو المسافرين. وزن علي حقائبه، فوجدها زائدة عن الوزن المسموح به مجانا. ولهذا دفع علي أجرة الوزن الزائدة. ثم وضع الموظف الحقائب في مكان خاص طلب أحمد من علي أن يرسل إليه رسالة كل شهر فوافق علي ثم وعد أحمد بأن يدرس جيدا ويحافظ على طاعة الله ليصل إلى ما يريد من العلم وثواب طلبة العلم. واتى أحمد عليا وقال له مع السلامة يا علي وفقك الله ووقف علي ينتظر الطائرة ساعتين ولكنه لم ييأس حتى أعلن المذيع عن إقلاع الطائرة علي مهندسك وكمكتين أمريكا seyahat etmek istedi. Ali şunu istedi. Nedir o? Mühendislik okumak için Amerika'ya seyahat etmek. Ali mühendislik okumak için Amerika'ya seyahat etmek istedi. Fezehebe ma'hu sadiguhu Ahmet'u sadiguhu Ahmet'u ilel matari Arkadaşı Ahmet onun yanında havaalanına gitti. Orada teveccühe ile behvil musafirine. Orada e, yolcular salonuna gittiler, yöneldiler. Ali çantalarını tarttı. O zene Ali'yün Ve onların ücretsiz olarak müsaade edilen ağırlıktan fazla olduğunu gördü. Bu yüzden Ali fazla kilonun ücretini ödedi. Sonra memur çantaları özel bir yere koydu. Ahmet Ali'den kendisine her ay bir mektup göndermesini istedi. Ali şey Ahmet Ali'den şunu istedi. Şunu yani kendisine her ay bir mektup göndermesini istedi. Ali muvafakat etti yani kabul etti. Sonra Ahmet'e iyi çalışacağı, Allah'a itaati sürdüreceği sözünü verdi liyasile ila ma yuridu min el ilmi ve sevab talebeti el evet. istediği istediği ilim ve ilim tahsil edenlerin sevabına ulaşmak için yani e, Ali Ahmet'e iyi çalışacağına şey efendim şurayı niçin sorusunu önce cevaplandıralım Ali Ahmet'e istediği ilme ve ilim tahsil edenlerin sevabına ulaşmak için iyi çalışacağına ve Allah'a itaati koruyacağına sürdüreceğine dair söz verdi Ahmet Ali'yi uğurladı Ahmet Ali'ye veda etti ve ona Ali selametle kal Allah seni muvaffak kılsın dedi Ali iki saat boyunca uçağı bekler halde durdu bekleyip durdu. Ama o, fakat o, efendim, ümitsizliğe düşmedi. Sonunda Sibiker, anons yapan kişi, uçağın kalkacağını ilan etti, haber verdi. Efendim çevirirken bazı e, sözcük ve sözcük gruplarının altını çizdim yani ögeleri zaman zaman belirlemeye çalıştım. Bu tercüme edebilmem için zorunluydu. Özneyi, nesneyi, yüklemi ayırt edemezsem e nasıl tercüme edeceğim? <laughs> Şimdi o ögeleri belirleyelim. Erad Ali en yusafir <laughs> ile Amerika li dirasetil hendeseti. Erad fiil, Ali fail, geri kalanı da mefulun bi fiil, fail, nesne yani yüklem, özne, nesne. Şimdi burada nesne ama kendi içerisinde kelime grubu, e, efendim büyük bir kelime grubu. Nitekim e, fiil cümlesi var, onu en ile mastarlaştırmışız. En olmasaydı önce şunu tercüme ederim. Yusuf ile Emre hekeli drasetir hendeseti. Amerika'ya mühendislik okumak için seyahat ediyor. Başına engelince Amerika'ya mühendislik için seyahat etmesi, etmek anlamını elde ettik. Daha sonra da bunu eradenin nesnesi olarak kullandık. Ali mühendislik okumak için Amerika'ya seyahat etmek istedi. Şimdi yusafir fiil, faili gizli. ile emriyke yusafir fiilinin mefulim bi gayr-i sarihi. Lidrasetil hendeseti yusafir fiilinin e, gerekçesi. Mefulün li eclihi ögesi. Efendim sefera ile nereye sorusun cevabını ile alıyor. İle ile alıyor. Erade nesnesine harfi cersiz direkt alıyor. Gördüğünüz gibi. Fe zehebe ma'ahu sadigu Ahmet ile matar. Zehebe gitti. Nereye? İle ile cevap verir. İlel matar mefulün bir gayri sarihtir. Sadigu Ahmet. Yani bunu, bu bütün olarak Zehebe'nin fail öbeğidir. Failu beyi burada sadiguhu isim tanımlamasıdır. Muzaf muzafın eleyhitten oluşuyor. Ahmet de onun bedelidir. Ahmet bedel olunca sadiguhu müptelmin olmaktadır. Arkadaşı ah Ahmet ya da Ahmet arkadaşı diyebiliriz Türkçe'ye. Bir bütün olarak tek ögeye karşılık geliyor. Meahu da hal ögesidir. Yani arkadaşı Ahmet onun yanında havalanına gitti. Orada mefulün fi orada teveccühe ile behul misafirine. Buradaki teveccühe mazi fiil elif fail onlar yöneldiler. İle behul misafirine e, yolcu edenler e, salonuna. İle ile başlayan bu ifade mefulün bir gayrı sarı bölgesidir. İle harficer peşinden gelen mecrur öbeği. Bu mecrur öbeği de muzaf. Muzafın elikten oluşan bir isim tanımlaması. Ve <tık> zen aliyyün hakaibehu fiil. Fail mefulun bir <şeyin> Ali çantalarını tarttı. Ve o cedehe zayideten <tık> anil veznil mesmuhi bihi meccanen. <şeyin> Onların efendim ücretsiz olarak müsaade edilen ağırlığı e, açtığını gördü. Efendim, vacıd fiili, e, efendim, görmek, e, bulmak, anlamak anlamında e, kullanılabilir. Zan fiilleri grubuna giriyor. Vacıd fiil, faili gizli. Burada iki tane e, efendim öğe daha var. Bu he e, birinci nesne, öteki ise ikinci nesne adını alır. Bu zan grubu fiiller. E, çift nesne alırlar. Zan grubu fiillerin aldığı bu çift nesne gerçekte ve haberden oluşuyor. Yani isim cümlesini e, zan grubu fiillerin birinci ve ikinci nesnesine dönüştürüyoruz. Müpteda birinci nesnesi haberde ikinci nesnesi oluyor. Efendim onların işte e, müsaade edilen kilodan fazla olduğunu gördü. Buradaki voce ee, bulmak anlamında da tercüme edilebilir fakat kaybettiğini bulmak değil anlamak anlamında bulmak mesela Arapça'nın işte mesela Bur e Efendim ne diyelim e zor bir dil olduğunu e gördüm derken burada veCDyi kullanabilirsiniz bu gözle görmek değil anlamak anlamında Efendim Şimdi vecedene ikinci nesnesinin kendi içerisinde ögelere ayrıldığını göreceğiz. Karmaşık bir yapı var. Z de arttı demek bir şeyi aştı anlamına da gelir. Burada neyi aştı, neyden fazla geldi anile kullanmış. Z bir ismi faildir. İsmi fail fiil gibi cümle ögesi alabilir. O sebeple anil veznil mesmuh ifadesi efendim bu zeyd ismi failinin mefulün bir gayri sarı ögesidir. Elvezin andan dolayı mecrurdur. El mesmuh o da elvezin efendim hatta şöyle el mesmuh bihi bu bütün e, ifade de veznin e, sıfatıdır. E, ise e, efendim e, müsaade edilen e, fiiliyle, e, bağlantılı olarak efendim, e, getirilen hal Ücretsiz müsaade edilen kiloyu açtığını gördü. Nihal de bundan dolayı niçin sorusunun cevabı ödeme yapıyor burada. Defa ödedi. Niçin? İşte bahsettiğimiz şeyden dolayı fazla kilo olmasından dolayı. Bu lihada ödeme yapmasının sebebidir. Mefulin liyecli ögesidir. Defa fiil, aliyyün fail, geri kalanı da mefulin bih ögesidir. Yani Ali bu yüzden Ali fazla kilonun ücretini, fiyatını ödedi. Mefulin liyecli, fiil, fail, mefulin bih ögesi. Ee, burada mefulün bir ögesinin muzaaf, muzaafın ileyhten oluştuğunu efendim görüyoruz. Muzafini değil de kendi içerisinde mevsuf ve sıfattan oluştuğunu görüyoruz. Bak fazla kilo kendi içerisinde sıfat olması. E, kilonun ücreti, ağırlığın ücreti. Bu da isim tanımlaması. Ne olmuş burada? İsimle, isimle sıfat tanımlaması iç içe girmiş. Efendim bu gibi durumlarda yapmamız gereken şey önce isim tanımlamasının elemanlarını bitirmek. Daha sonra sıfatları arka arkaya getirmek. Mesela çalışkan Ali'nin arkadaşı. Bakınız burada isim tamlaması da var, sıfat tamlaması da var. Ya da Ali'nin çalışkan arkadaşı. Çalışkan Ali'nin arkadaşı, Ali'nin çalışkan arkadaşı. Burada çalışkan birisinde efendim Ali'nin, diğerinde ise çalış şeyin arkadaşa sıfatı olsun Türkçede sıfat ilgili ismin hemen önüne geliyor ama Arapçada öyle değil. Arapçada önce isim tanesi bitiriliyor elemanları peşinden sıfatlar e, getiriliyor. Tabii sıfatın ilgili isme dört açıdan e, uyduğunu e, bildiğimiz için e, efendim oradaki sıfat hangi sözcüğe aittir? belli olacaktır. Örneklendirebilirim kelime bilgisi verirken. Thumma wada al muwazzaf al hakaib fi mekan khas, sıfat tanıması. Başına da fi gelmiş. Fi mekan khasin bu wada fiilinin nerede gerçekleştiğini gösterir. Mefulün fi ögesidir. Onun dışında el muwazzafu fail el hakaib bu da mefulün bi ögesidir. Talebe ahmedu min Ali'yi en yursile ilehi risaleten kulle şehrin. Şimdi burada yine en gelmiş. Fiil cümlesinin önüne. Efendim bu fiil cümlesini mastarlaştırıyor. Tabi bu fiil muzari sigarlı ise onu da aynı zamanda mansup hale getiriyor. Yursile gibi. Bu gerçekte yargı bildiren bir cümle. Yursilü fiil. Faili gizli. İlehi mefulün bi kayrısari. Risaleten mefulün bi. Kulle şehrin mefulim fi ögesi. Ona her ay bir mektup gönderiyor. Ya da gönderecek. Başına en gelince ona her ay bir mektup göndermesi. Evet bu talebe fiilinin mefulim bih e, ögesi olarak kullanmış Nesnesi olarak. Ahmet talebenin faili min Ali talebenin mefulün bih gayri sarı ögesi. Öteki de bu evvel da mefulun bir ögesidir. Fiil, fail, mefulun bihi, gayrı sarı mefulun Ama mefulun bihi de kendi içerisinde ögeleri ayırdık. Vâ fegâ aliyyum fiil fail. Zümme vâde ahmede. Vâde ahmede. Sonra ahmede söz verdi. Kime söz verdi? Ahmede. Kim? Faili gizli. Fiil, fail, mefulun bihi. Efendim peşinden gelen bi'li ifade, sonuna kadar bu vaade fiilinin mefulim bir gayrı sarı ögesidir. Neyi vaadetti sorusunu cevaplandırır ve gördüğünüz gibi bir harfi ile geliyor. Kime vaat etti direk neyi vaat etti bir harfi ile geliyor. Şimdi birden sonra gelen bu e, kelime grubunu kendi içerisinde ögeleri ayıracağım çünkü en ile maslarlaştırılmış. Efendim bir bir harficerdir. Harficerden sonra ne gelir? İsim gelir. Çünkü car, mecrur diye ezberliyoruz. hani. E, peki fiil cümlesi geliyor. Ben onu e, ne yapacağım? Başına harficer getirebileyim. Efendim maslarlaştıracağım. Fiil cümlesini nasıl maslarlaştırırsın? Maslarlaştırırım. Aklımıza gelen ilk e, edat maslar edatı en olmalıdır çok yaygın kullanımlı bir masdar edatıdır. En. Eğer enden sonra tabi bu fiil cümlesinin e, fiili muzari sigara gelirse e, onu da aynı zamanda nasb ediyor. Bu e, biçimsel açıdan. Bir en yedrus Ceden Şimdi ögeleri ayırıyorum. Yedrus fiil, faili gizli efendim e, ciden, bu da mefhul mutlak Sonra bu cümleye vav sayesinde atfedilen bir cümle daha var. Yuhafizu. Tabi yedruseye atfedildiği için yuhafiza. O da önünde en var gibi mansuptur. Yuhafiz fiil, faili, gizli. Ale taatillahi. Bu da mefhulun bir gayri ve gizli. Hafıza. E, Korumak. efendim sahip çıkmak demek. Nesnesini alayla alır. Evet. Peki peşinden gelen Liyas ile ifadesi ne? Bu sonuna kadar mefulün liyecliği öylesi. Peki bu mefulin liyecliği öylesi vadenin e, mefulün liyecliği mi? Vadenin değil. Yani niçin söz verdi sorusunun cevabı bu değil. Peki bu cevap e, neyin cevabı? Efendim şurada okumak fiilinin cevabı. Niye? iyi çalışıyor efendim istediği ilme kavuşmak için iyi çalışma evet efendim şimdi niçin sorusunun cevabının li ile başladığını görüyoruz bunu size de tavsiye ediyorum niçin sorusunun cevabının başına li getirin hata yapma ihtimali efendim %10'dur %90 efendim şey yapayım, hatasız şey kurabilirsiniz cümle nereden ne zaman sorusunun cevabının başına efendim fi getirin niçin sorusunun cevabının başına da li getirin en çok kullanılan yapı böyledir efendim yüzde doksan diyeyim hani başlangıçta ne zaman li getiririm ne zaman fi getiririm bunu bilmiyorsan o zaman işte ne zaman nerede sorusunun cevabının başına fi getir bu seni e, uzun bir süre idare eder. İçin sorusunun başına da li getir. E, tabii li bir harfi cerdir. Li'den sonra isim getirmeye çalış. Çünkü li'den sonra e, fiil cümlesi, için cümlesi filan ne? E, gelmez. E, normal isim gelir. Onu da cerre eder. Peki fiil cümlesi getirmek istiyorsun. O zaman gizli bir en ile onu mastarlaştıracaksın. Yani burada li'e ile bakınız fiil gelmiş. Demek ki burada gizli bir en var. Nitekim bu fiil Muzari sigalı olunca Mansup oluyor. Bunun mansub olması burada gizli bir en olduğunu da gösteriyor. Bu en bu fiil cümlesini mastarlaştırıyor ve masdar da artık isim olduğundan li masdarın başına gelebilir. Efendim ulaşmak için li'e ile ma yuridu e, istediğine ulaşmak için. Burada istediği şey ne? Kapalı bir e, ifade. İstediğine e, ulaşmak e, için. Tamam da ne bu? Efendim peşinden gelen bu minel ilmi ve sevebi talebetel ilmi ifadesi bu istediği şeyin e, ne olduğuna yönelik bir açıklamadır. E, temiz e, diyoruz biz ona. Şuradaki ma bir ismi mevsuldür e, ama e, ne olduğuna dair e, bize bir açıklama yapmaz. E, bu kapalılığı peşinden e, zikredeceğimiz, özellikle min ile e, Efendim ifade edeceğimiz yapı e, açıklar bu kapalılığı. İstediği ilim ve e, ilim tahsil edenlerin sevabına kavuşmak için. Evet bu da niçin sorusunun cevabı. Ve Ahmedu Aliyen Ha şu ögeleri ayırmayı unuttuk. Li harfi cer peşinden gelen ifadenin tümü noktaya kadar mecrur röbeği. Mecrur röbeğini de kendi içerisinde irap edeceğim. Gizli bir en var. Bu zarif fiil o yüzden mansup gelmiş. Yasil fiil faili gizli. Hile ile başlayan bu ifade de yine sonuna kadar mefulun bir gayri sarih ögesi. Tabi burada bir yuridu var. Ma'da isim mevsuldur madan sonra gelene biz sıra cümlesi deriz. E, bu sıra cümlesi e, isim cümlesi, fiil cümlesi ve şibih cümlesi olmak üzere üç farklı şekilde gelebilir. Yuridu fiili fiil ve failden oluşmaktadır. E, minel ilmi ve sebebi el ilmi ifadesi ise şuradaki manın kapalılığını açıklayan temyizdir. Ve ta Ahmed Ali'ye fiil fail meful bih. Gale lehu fiil. Faili gizli. Lehu mefulin bir gayri sarı. Peşinden gelen tırnak arası söz. E, mefulin bir ögesidir. Ya Ali bu bir nida cümlesi. Ey Ali. Demek. Nida harfiyle münadadan oluşmaktadır. Meas Measselam, selameti bu düşmüş bir müpteden haberi sayılabilir. Yani sen sağlı e, selametle birliktesin selametle kal de, diye biz efendim, iletişimde kullanıyoruz. Vaffaka <laughs> bu vaffaka fiil ke mefulun bi Allah faildir. efendim bu dua cümlesi olarak kullanmıştır. Efendim isim cümlesi, fiil cümlesi, mazi fiilli cümle, muzari fiilli cümle fark etmez. Hatta emir cümlesi efendim bunlar dua cümlesi olarak kullanılabilir. Vaka <laughs> Aliyun <laughs> Ve kafe fiil aliyun fa'il. Ali durdu. Yenta durut tairete saateyni uçağı iki saat boyunca bekliyor. Yani Ali uçağı iki saat boyunca bekler halde durdu. Bekleyip durdu diye tercüme edebiliriz. <gülüyor> <gülüyor> fiil fa'il dedik. Şimdi peşinden gelen ifade de halügesidir. Halügesini de kendi içerisinde ögeleri ayırıyorum. Yenta fiil. Fa'ili gizli. Et tairete mefulun bi'h. Seyahateyni mefhulün fiil ögesidir. Lakinnehu lem yeyes. Buradaki hu lakinnenin ismi öznesi lem yeyes. Bu da haberidir. Haber de kendi içerisinde fiil ve gizli failden oluşmaktadır. Hatta e'alene el müziyu an ikla'i tayirati. E'alene fiil el müziyu fail an ikla'i tayirati. Uçağın kalkması demek. O da mefulün bir gayri sarı ögesidir. Fiil, fail, mefulün bir gayri sarı ögesi. Şimdi bu ögeleri açıkladık. Bazı, efendim işte şey dedim, temiz dedim. Mesela onları bilmeyebilirsiniz. Ama özneyi, nesneyi, yüklemi işte dolaylı tümleç, tarih tümleci hani Türkçe'de geçen ögeler bunlar. E, Arapçada ise müpteda haber. Fiil, fail, mefulün bi, mefulün fi, mefulün liyeclihi. Efendim özellikle bunlar bilinmeden sonra sıfat tanıması, isim tanıması, bunlar bilinmeden e, efendim bir metni anlamak gerçekten çok zor. E, ve en önemlisi de fiillerin kullanımı. Yani fiil nesnesini direkt mi alır? Efendim harfi cellim alır. Efendim, harfi gel alıyorsa hangi harfi gel alır? Ben dersleri işlerken, efendim e yapmış olduğum bu açıklama uygun şekilde e hareket ediyorum, davranıyorum. Bakın ne yaptım? Okudum, tercüme ettim. N nasıl bu şekilde tercüme ettiğimi göstermek için ögeleri ayırdım. Şimdi de kelime bilgisi vereceğim. Kelime bilgisi verirken isimlerin işte çoğunlarını e, fiili e, zikrederken de kullanımını e, anlatacağım, anlatıyorum. Efendim, erade hu nesnesini direkt alır, alır. Onu istedi demek. Peki ben onu istedim dersem o zaman ben zamirine göre çekimlersin. Erattı hu onu istedim. Peki istediğin şey, mesela ilahiyat fakültesinde okumaksa o zaman tu en Eruse fi kulliyetin ilahiyeti ilahet fakültesinde okumayı istedim Efendim burada bir mastar olduğunu görüyorsunuz İlahiyat fakültesinde okumak Evet bunu istedim bu nesnedir şimdi burada ben masarı ki okumak e, müevvel mastar olarak ifade ettim en ruse hani fiil cümlesinin önüne engelirse e, elde ettiğimiz bu mastarı mövvel mastar diyorlar. Peki diyeceksiniz ki normalde okumak mastarını e, kullansak olmaz mı? E, yani sarih mastarı, mövvel mastarı yapmasak. Olur. Erattu etrasete drase. Sözlüğe baktığımızda derese, yedrusu, drase şeklinde maslarını verecektir. İlahiyat vakitlesinde okumak istedim okumayı istedim. Efendim bu Ali ise efendim e, mühendislik okumak için Amerika'ya seyahat etmek etmeyi istedi. Şimdi burada Lidrasetil Hendeseti var master. Mastar. Şurada Li gelmiş peşinden de isim var. Mastarlar bir isim. Peki burada mesela Sefera ile Amerika Amerika'ya seyahat etti. Lidrasetil Hendeseti diyor ya. Şuradaki drase yerine ki mastardır. Li en yedruse şeklinde mövvel mastar yapabilir miyiz? Bakınız fiilin başına en getirince mövvel mastar dönüşü. yapabiliriz. Tabi bu arada el kelimesini yeni bir harekeyle harekelemek lazım. Çünkü az önce drase kelimesinin muzafın ilehi diye muzafın ilehiler mecbur olur. Ama şimdi bu izafet bozuldu. Yedrus fiilinin nesnesine dönüştü. Fet alıyorum. E, bu şekilde e, güncelliyorum. Mühendislik okumak için Amerika'ya seyahat etti demek. Demek ki derese yedrusu drasetun okumak. Neyi okudun? E, nesnesini direkt alır. Mesela derese hu onu okudu Derese şu an bahsettiğim şeyler fiilin kullanımları. Derese tıp be. Tıp okudu. Es, saydelete eczacılık okudu. E, el ilahiyyate efendim ila, el ilahiyyati okudu. E, el kimiyye, efendim kimya okudu gibi. sefera fiilini örnek verdik ama kullanımını da yazalım. Yüsefer'u. sefera yüsefer'u. Bunun mastarı sefer Oraya gelir. Sefera nereye sorusunun cevabını ile ile verir. Hatta nereden sorusunun cevabını eğer isterseniz min ile verirsiniz. Eradeden bahsetmiştik. Erade muzarisi yuridu. Mastarı ise iradetundur. İstemek demek nesnesine direkt olarak alır. Eradehu demek. Mesela uridu şey çay istiyorum. La uridu kahvete. Kahve istemiyorum. Zehebe gitti demek. Yete bu muzarisi. Zehebun bu da mastarı. Zehebe nereye sorusunun cevabını ile ile nereden sorusunun cevabını yine min ile verir. Sadiq arkadaş demek olup çoğulu astıga Efen burada nasıl kullanmış? Zehbe ile matar. Matar havalanı e, a teki ile e, çoğul yaparız. Tevcehe bu tefaül babından bir fiil. Tevcehe bu da nereye sorusunun cevabını ile ile verir. Efen tevcehe ya tevcehe bu bunun e, tek bir sigasını söylemem e, örneğin mazisini Muzarisini, emrini, master, ismi, fail, ismi, mefulünü sizin bileceğiniz anlamına gelir. Eğer bunun babını ezberlerseniz. Mehuv, efendim, geniş salon, efendim, e, geniş alan, efendim, demek. E, Çoğulu olarak, ebheun, hatta bu huvun kelimesini e, kullanabilirsiniz. Ebheun, uygundur. Yani bir tanesini ezberlemek Başlangıçta yeterli olabilir. Musafirun seyahat eden demek yolcu. Vavnunla ee, çoğul yaparsınız. Eğer yolcu bayansa Musafiratun der. Sonra da tay merbutayı düşürerek Musafirat şeklinde çoğulunu elde edersiniz. Vazene yezinu veznun Vazene yezinu veznun Tartmak demek wazanahu onu tarttı e, demek. Efendim alt tarafında defa fiili geçiyor. Defa yetfa'u def'un. Bu itmek anlamına gelir. Mesela defal bebe kapıyı itti. Eğer hesabı iterseniz bu buna ödemek diyoruz. Hesabı ödedi. Defal hisabe. Defa e, thamanal semeni seyareti mesela arabanın fiyatını efendim ya da siyara o da fiyat demek seyareti ödedi anlamına geliyor eğer defayı defahu ileyhi şeklinde kullanırsanız e, o zaman e, itti, teşvik etti e, efendim götürdü anlamını verir mesela defa ilmuhu el kesir çok ilmi e, efendim defain ilmihu el kesir şöyle diyelim e, şimdi Hasan'ın getireceğim de burada Hasan mefulun bir normalde yeri fiil failden sonradır. Fakat burada ilmuhu derken e, bu zamirdir ve Hasan'ı tutuyor. O yüzden zamirler daha önce geçmiş ismin yerini tutarlar. Bu yüzden mefulün bir ögesini öne alıyorum. Defa Hasan'ın Hasan'ı itti. E, efendim sevk etti. İlmuhul ketiru e, efendim çok ilmi efendim ee, ile zehabi ya da ile seferi yolculuğa gitti. İle seferi mesela ile Amerika, Amerika'ya seyahat etmeye götürdü, gitti, efendim, sevk etti. Defahu ile. Ücretun, e, ücret demekti. Vazın, ağırlık, Efendim, evzen bu da çoğuludur. Vada fiili koydu demek. Muzarisi yada'u, vada'un. Bunun esnesini direkt oraya kalır. Vada'u onu koydu. Vada'u fi cebihi mesela. Onu cebine koydu. Muazzaf düzenli. Bir çoğul elde edilir kendisinden. Memur demek. Görevli demek. Hakibetun, çanta, hakait çantalar. Mekan, yer, emekin ve emkinetun şeklinde çoğulu gelir. Burada koymak fiili vada'a aldığı nesneye göre Türkçedeki anlamları çeşitlenir. Mesela vada'at ettececetu dediğimizde baydaten tavuk bir yumurta koydu. Yani yumurtladı. Efendim işte kitaben dersek Ahmet'le ilişkilendirip vada Ahmet kitaben o zaman kitap yazdı. Efendim vadaat el ummu yani Aişetu Bin e, binten dersek mesela kız doğurdu gibi e, anlamlar verecektir. Talebe Yatlı bu talebun e, istemek demek bu da nesnesine direkt olarak alır talebe hu. Mesela talebe hasenun e, min aliyyin Hasan Ali'den istedi. E, efendim kalemen. Bir kalem istedi. Evet kimden sorusunu min neyi sorusunu direkt olarak alıyor talebe fiili. Efendim burada kalem istemez. Kalem yerine belki çarşıya gitmek ister. Talebe min Ali en yezebe ile suki çarşıya gitmesini istedi. E, efendim. Derese fiilini söylemiştik. Ersele. Ersele ifal babından bir fiil. Yursilu ersel. Bunun kullanımı erselehu onu gönderdi. İleyhi o, oraya ya da ona. Evet. Ersele Hasenun e, kitaben e, ilel kariyeti. Hasan köye bir kitap gönderdi. E, efendim bu kitaben e, mektup anlamına da gelebilir. Risaleten daha açık olarak mektup demek ya da hitaben yine mektup demektir. Risale mektup demek olup çoğulu resaildir. Bu mesaj e, anlamına da gelecektir. Efendim. Vafaka Mufale babından mazi yuvafiku yuvafiku muvafakatun muvafakat Türkçe'de kullanılıyor. Efendim e, kabul etmek, onaylamak e, muvafakat göstermek e, demek. Neye muvafakat gösteriyorsun? Neyi onaylıyorsun? Neye tamam diyorsun? Cevabını ala ile alır. Mesela vafak seferi seyahat etmeyi kabul etti. Onayladı muvafakat gösterdi e, demektir. Yukarıda bakınız talebe minali Ali'den istedi. Neyi? En yursile ileyhi risaleten. Bak yursile risaleten ilehi Yani ersele hu ileyhi. E, kalıbı burada kullandığını görüyorsunuz. Bir de başına masar edatı geliyor. Oh kocaman bu sözcük öbeği tek bir ögeye dönüşebiliyor. Vade fiili ya'idu muzarisi vaadun bu da mastarıdır. bunu vaat etmek, söz vermek demek. Bunu lütfen vaadehu bihi şeklinde ezberleyin. Ona söz verdi. Ona neyin sözünü verdi? Bi'den sonra gelecek. Ona şunu söz verdi. Vaadehu bihi. Burada nitekim vaade Ahmed'e vadehu bi en. Evet. Bir geliyor. Ondan sonra da söz verilen şey neyse onu zikrediyorsunuz. E, bahsettik. Hafıza. Hafıza. Yuhafizu. Efendim muhafaza etmek, korumak, sürdürmek demek. E, neyi? Sorusunun cevabını efendim ala ile alır. Hafıza. E, mesela ala salati namazı korumak yani namazı vaktinde kılmak Allah'a itaatten çıkmamak Allah Allah'a itaati korumak ne demek Allah'a itaatten çıkmamak efendim e, yoldan çıkmamak demek vasale nereye sorusunun cevabını ile ile nereden sorusunun cevabını min ile alan ulaşmak varmak gelmek anlamına gelen bir fiil muzarisi yasilu e, efendim hem şeyi mastarı ise vusul e, dur Burada yuridu fiilinin kullanımından bahsetmiştik. E, erade yukarıda geçmişti. Burada ise muzarisi geliyor. Erade yuridu. Efendim burada bir ilim 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 çoğulu ulum Peki talip kelimesinin çoğulu ne? Efendim tulleb şeklinde gelir. Tulleb bir de talebetu şeklinde de gelir. Burada talebetil ilim yani ilim talebeleri, yani ilim tahsil edenler efendim demektir. Wa <laughs> onu, onu uğurladı ama aynı zamanda veda etti demek. Yani e, yap mesela e, havalandasınız. E, bir arkadaşınız gidecek. Sizin yaptığınız işle onun yaptığı iş aynı. Biz uğurlamak ya da veda etmek diyoruz efendim mesela giden veda eder e, kalan uğurlar. E, Arapça e, ve tafi'li her ikisini de e, efendim karşılar. wadda <laughs> hu işte onu uğurladı, ona veda etti e, demek olup muzarisi yu'addi'u mastarı ise tevdi'dır. <laughs> <laughs> Kale dedi demek. Muzarisi yekulu, masları kavil olup. Kale hu, onu dedi. Lehu, ona. Şurada ne dediyse hu'nun yerine onu getiriyorsunuz. Kime dediyseniz, bu Lden sonra gelen efendim, hu'nun yerine de onu getiriyorsunuz. Dolayısıyla kale fiilinin kullanımı kalehu lehu şeklinde gelir. Bu şekilde ezberleyelim. Vaffaka bu tefil babından vaffakahu onu muvaffak kıldı demek. Muvaffak kıldı. E, efendim. Vakafe farklı kullanım ve anlamları var. Vakafe yakifu vukuf e, durmak demek. E, trafik işareti olarak birçok yerde kıyf gelir. Dur demektir. Efendim eğer siz vakafeyi ala ile kullanacak olursanız vakaf aleyhi e, ona vakıf oldu demek. Yani haberdar oldu e, demek. Eğer siz bunu vakafehu aleyhi şeklinde kurarsanız onu ona vakfetti, adadı anlamına gelir. Mesela vakafe beytehu e, alel e, efendim ilmi mesela. Evini ilme vakfetti. E, adadı. E, ilim yerine burada bir e, işte müessese ya adadıysa onu da yazabilirsiniz. Evet. Ya da adam kendi hayatını da dine, ilme, hizmete efendim adayabiliyor. Vagafi hayatehu alel ilmi. Hayatını ilme atadı. Efendim. Saatun düzenli çoğul saat şeklinde. Tabi ta-i marbuta düşürülüyor at eklerken. Tayratun aynı şekilde tayrat. İntazara fiili bekledi demek olup nesnesini direkt alır. Entaziruke bunun muzarisi tabi. Seni bekliyorum demek en tazhiruke en seni kapının önünde bekliyorum. En tazhiru en netecel imtihanati e, sınavların sonuçlarını bekliyorum. Neyi bekliyoruz? Direkt nesnedir. Efendim e, mansup bir ögedir. E, müteaddidir dolayısıyla intazara. Ye ise y ise ümitsizliğe düşmek demek e, y esu efendim ve yes yes ö, ümitsizlik e, demek y ise bu gördüğünüz gibi ikinci harfi açısından bakarsanız mehmuz ilk harfi açısından bakarsanız e, misal yayı bir fiildir alene e, efendim onu ilan etti açıkladı ya da ealene anhu işte onu ilan etti açıkladı demek muziyon yayın yapan demek efendim e, radyodan bahsedersek işte sibiker demek biz anons yapana da muziyon diyoruz Efendim anonsör mü deriz ona anons yapan kişi eklea efendim bu ifal babından bir fiil e, kalktı e, demek. Evet bakıyorum. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste de, efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın.